Ben Kayseri özelinde, Türkiye genelinde siyasette bir yeniliğin olması düşüncesindeyim. Cumhurbaşkanımızın çok değil, çok 23-24 yıl kadar önce söylediği, 70 yaşına gelmiş Erbakan Hoca'ya söylediği lafları hatırladığımızda aslında 70 yaşın belki de bir milat olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Bununla birlikte benim Kayseri'de bildirdiğimiz ve sahaya çıkardığımız 17 adayımızın yaş ortalaması 38. Ben olabildiğince gençlerin ağırlıkta olduğu meclis üyesi listesinde yaş ortalamasının 32-33'lerde olduğu, 200 meclis üyesi adayımızın 40'tan fazlasının kadın olduğu, %20'den fazla kadının temsil edildiği, ki bu rakam bana göre az, ancak kadınları maalesef siyasete çekmek çok kolay olmuyor, ama ben kadınların ve gençlerin siyasette daha aktif olması gerektiğini, bir değişim olacaksa eğer Türkiye'de, Kayseri'de, Türk milletinde sorunların çözümü noktasında bir değişim sağlanacaksa, bunu düşünen, irdeleyen, sorgulayan gençlik sayesinde yapmalıyız. Biz Zafer Partisi olarak sadece Kayseri'de değil, Türkiye'de birçok şeyi değiştireceğimizin vaadini verdik, veriyoruz. Öncelikle tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de bu sığınmacı problemlerinin çözülmesi gerekiyor. Biz yerel belediyecilik anlayışımıza göre öncelikle belediyeleri kazandığımızda tüm açılan, sığınmacıların açmış olduğu iş yerlerini denetleyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bunların birçoğu ya ruhsatsız, vergiye bile tabi değil, ya da ruhsat verildiyse usulsüz bir şekilde verilmiş. Bizim önceliğimiz öncelikle bunların denetlenmesi olacak. Ardından hiçbirine belediye kasasından ve genel iktidara geldiğimizde devlet kasasından tek kuruş yardım yapılmayacak. Eğer benim Türk kardeşim hastaneye gittiğinde muayene ücreti ödeyebiliyorsa, o da buradayken o da muayene ücreti ödeyecek. Eczaneye gittiğinde ilaç alırken benim Türk kardeşim fark ödüyorsa o da ödeyecek. Önceliğimiz sığınmacıların planlı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde gönderilmesi ve önce sosyal, sonra eğitim, adalet, sağlık, tüm sistemlerin bu doğrultuda çözümüyle birçok şey daha normalleşecek. Neler yapılacak? İlçelerde ne gibi şeyler var? Evet. Neler planlanıyor? Bizim sadece sığınmacı problemiyle ilgili de projemiz değil. Biz her konuda projeye sahip bir partiyiz. Önceliğimiz daha sağlam, daha dayanıklı bir şehir. Ve dikey mimariden ziyade daha yatay mimarinin yerleştiği, binaların güçlendirildiği, depremi bir yıl önce iyi yaşamış bir şehir olarak bu konuda önlemlerin alındığı bir şehir olmasını istiyoruz Kayseri'nin. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir projesi var. Hazır bir hat var. Yeşilhisar, İncesu ve diğer tarafa şehrin doğu batı istikametinde bulunan tren yolu hattında bir banliyö hattı kurmayı planlıyoruz. Bu banliyö hattını Kayseri etrafına çerçevelediğimizde aslında yaşam alanlarının şehrin tam merkezinden kırsala doğru ilerleyeceğini göreceğiz. Ve bu doğrultuda aslında dikey mimariden kurtulup iletişim hattında, ulaşım hattında bulunan yerlerin etrafında daha çok yapılanmalar oluşacak. Bununla birlikte biraz önce de söyledim, düz bir şehir, tarım alanlarının fazlaca olduğu bir şehir ama tarım alanlarının yeterince kullanılmadığı da bir şehir. Biz belediye destekleriyle insanları tarıma yönlendireceğiz ve tarımı canlandıracağımızı düşünüyoruz. Bu konuda birçok belediye başkanımızın da projeleri var. Ve sosyal hayat, Kayseri'de sosyal hayatı canlandırmamız gerekiyor. Gençlerimizin en büyük problemi yeterince sosyal imkanın bulunmaması ve ulaşımın öğrenciler düzeyinde pahalı olması. Biz tüm belediyelerimizde bunu uygulayacağız. Öğrenciler de tek bir bilet ile gün boyu gezme imkanı sağlayacağız. İşte ücretsiz olacak gibi bir takım vaatler var. Devlet hastanesi yapacağız diyenler var. Ama biz önceliğimiz gençlerimiz, yapılmayacak vaatlerin arkasında saklanmıyoruz.
ücretsiz olması bir belediye bütçesini son derece etkileyecek bir proje. O yüzden ücretsiz olabilmesi bizim nazarımızda bir belediye için mümkün değil. Bir bilet ile öğrenci kardeşimiz günde bir tane bastığında şehrin sabah okuluna gidecek, okulundan çarşıya gelecek, gezmesini yapacak, ihtiyaçları varsa onları giderecek, sonrasında evine dönebilecek. Bu da günde 3-4 bilet yerine bir bilet harcayan öğrenciyi çok da rahatlatacağını düşünüyoruz. Emeklilerimiz için farklı projelerimiz var. Bunların mahallelerde Türk Kafe dediğimiz Melik Gazi Belediye'mizin bir projesi var. Burada onu da açıklamak isterim. Mahallelerde insanların oturup sohbet ettiği, mahalle kültürünü genişlettiği Türk kafeler kuracağız. Bunlar kar marjıyla çalışmayacak. Sadece oraya, o mahalleye hizmet vermek için çalışacak. Genel olarak projelerimiz bu doğrultuda sosyal hayat ve depremle ilgili olacak.